Anadolu Ajansı Spor Masası programından merhabalar. Ali Samiyen Spor Kompleksi NEF Stadyumunda konuğumuz Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Dursun Özbek. Sayın Başkan, bu yoğun gündemde bizi kırmayıp yayın davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Çok aslında futbola ara verdik gibi gözüktü ama Dünya Kupası, takımların devre arası kampları derken yine futbolla iç içe bir dönemi geride bıraktık. Tabii siz de başkanlıkta 6 ayı geride bıraktınız. Önemli projelerle dikkat çekiyorsunuz. Konuşacak çok şeyimiz var, anlatacağınız çok şey var eminim. Dilerseniz hızlı bir şekilde başlayalım. Özellikle ikinci başkanlık döneminizde son hafta yaptığınız bir lansmanla da Galatasaray Kulübü'nün maddi anlamda ileriye doğru ferahlaması anlamında önemli bir adım atmış oldunuz. Aslında sportif anlamda kötü geçen bir sezonun ardından yeniden başkanlık koltuğuna oturmuştunuz. Hem futbolda takımın yeni kurulması hem kulübün projelerinin yeniden hayata geçirilmesi anlamında çalışmalarınızı, daha doğrusu geride kalan 6 ayı sizden dinleyelim. Hoş geldiniz. Sorunuzu cevaplamadan önce ben sizin aracılığınızla bizi izleyen herkese benim ve arkadaşlarımın selamlarını gönderiyorum. Evet, söylediğiniz gibi yaklaşık 6 aylık bir süre geçti biz göreve geldikten sonra. Göreve gelmeden önce ben ve arkadaşlarım bazı şeyleri vurguladık. Bunlardan evet projelerimizi anlattık. İşte projelerimizin tek tek adaydı, Mecidiyeköy'dü, Riva'ydı, Kemerburgaz, Büyükçekmece, Florya. Bütün bu projeleri anlattık. Fakat daha önemli bir şeyi de vurgulayarak geldik arkadaşlarımla beraber. O da Galatasaray'da bir birlik beraberliğin, bir sevgi ikliminin eksikliğine dikkat çektik. Özellikle son yıllarda Galatasaray'daki hareketlere baktığımız zaman böyle bir iklimin olmadığını, bir dargınlıklar, küskünlükler camianın içinde mevcut olduğunu gördük. Burada bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Herkes şunu iyi bilmeli ki Galatasaray 500 yılı aşkın bir eğitim camiasından neşet etmiş bir spor kulübü. Camianın, daha doğrusu kurumun kuruluş dönemlerine gittiğimiz zaman Gül Baba'dan gelen, onun yarattığı iklimde, sevgi ikliminde dostluk, kardeşlik, beraberlik, bu bizim mayamızda var. Dolayısıyla biz arkadaşlarımla beraber şu kanaate vardık ki bu iklimi yeniden yaratmak zor bir şey değil. Yeter ki bunu camiaya anlatmak, özümüzde bunun, mayamızda bunun olduğu bilinciyle çok daha kolay şekilde bunu sağlayacağımızı düşündük. Bu niye önemli? Demin bahsettim. Aşağı yukarı 5-6 tane bir projeyle Galatasaray'a özellikle finans bağımsızlığını yaratacak projeleri hayata geçirmek için buna ihtiyaç var. Her Galatasaraylı şunu bilmeli ki bu projelerin büyüklüğü, önemi ne olursa olsun, eğer biz bu dediğim sevgi ve barışı kulüp içinde yaratamazsak bu projelerde bir yere gelmek mümkün değil. Tabii sadece projelerimizi, Galatasaray'ın finansal bağımsızlığını sağlayan projeleri yapmak, sonuçlandırmak için geldik ama bir şeyin de farkındayız. Galatasaray spor kulübü. Dolayısıyla sporda Türkiye'ye önderlik yapmış. Olimpik sporların Türkiye'ye gelişi Galatasaray sayesindedir. Bugün birçok olimpik sporun doğduğu yer Galatasaray'dır. Dolayısıyla orada da işte futbol, futbolda çok güzel bir yerdeyiz. Yani iyi bir takım kurduk. Diğer amatör sporlar. Dolayısıyla bunların hepsinde Galatasaray başa güreşen ve taraftarıyla beraber
en yükseklere çıkmayı hedefleyen bir spor kulübü olduğunda zaten farkındayız. Onun için yani bu hayata geçirmeye çalıştığımız projelerin önemi sürdürülebilir bir sportif başarıyı da beraberinde getirmesinden geçiyor. Şurası muhakkak ki yani eğer bir finansal zorluklar içindeyseniz artık sporun ekonomisinin nerelere geldiği herkesin malumudur. Onun için bence eğer sürdürülebilir bir sportif başarı isteniyorsa mali bağımsızlığı da, finansal bağımsızlığı da mutlaka yakalamak zorundasınız. Onun için ben ve arkadaşlarım bu konuda özveriyle, elimizden gelen en iyisini yapmak şartıyla çalışıyoruz. Evet, geçtiğimiz hafta sonu, cumartesi günü Mecidiyeköy'deki binanın rezidansa çevrilmesi ve bunu satışı için genel kuruldan zaten yetki almıştık. Bu yetki çerçevesinde projelerimizi yaptık ve satış lansmanına çıktık. Şimdi projenin gördüğü ilgi bizi ve herkesi şaşırttı. Tabii ki Galatasaray'ın marka değerinin bunda çok büyük etkisi var. Özellikle gayrimenkul piyasasının şu dönemde %34 gibi bir küçülme döneminde olduğunu düşünürsek, bu gelen talep, bu gelen yani tanıtımın bu kadar insan tarafından izlenmesi, bu kadar ilgi, çabuk ilgi yani bir saat gibi bir süre zarfında 134 tane gayrimenkul, 134 parça gayrimenkulün satılması hakikaten çok önemliydi. Şimdi biz Mecidiyeköy'de ne yaptık? Yani bunu biraz açıklamakta fayda var. Mecidiyeköy bundan 5 sene evvel yine benim o zamanki başkanlığım döneminde başlamış bir projeydi. Benim o dönemde biz buranın kaba inşaatını yaptık, bitirdik, cephesini kapattık ve inşaatın devamını sağlamak üzere bazı görüşleri de ortaya koymuştuk. Fakat ondan sonraki dönemde proje başladığı yerde kaldı, devam etmedi. Bugün yine bize nasip oldu. Biz geldik ve bu projeyi günün koşullarına göre revize ederek tekrar gündeme getirdik. Ve genel kurulda da buranın Galatasaray'ın özellikle finansal yapısına destek vermesi için satılması gerektiği konusunu genel kurulu anlattık ve onlardan da yetki aldık. Şimdi şöyle sorular akla gelebilir ya. Şimdi Galatasaray'ın finansal yapısı ortada. Dolayısıyla burayı nasıl yapacaksınız? Nasıl? Çünkü inşaat bitmiş vaziyette değil. Kabası bitmiş, cephesi kapanmış ama içeride imalatın yapılması gereken bir imalat da var. Bu konuda Galatasaray'ı ve bugünkü yönetimimi çok şanslı addediyorum. Çünkü yine bizle beraber yönetimde olan değerli bir kardeşim var. Erdem Timur, Nef İnşaat'ın sahibi. Onun bu piyasadaki, gayrimenkul piyasasındaki deneyimleri ve inşaat konusundaki bilgileri, ekibi, bütün yapabileceği şeyler Galatasaray'a şu anda büyük destek veriyor. Özellikle Mecidiyeköy projesinin Mecidiyeköy projesini bir defa biz aynı şeye genel kurulu anlattığımız tarzda yapıyoruz. Her konuda örneğin yabancıya satış konusunda dedik ki biz yani çeşitli firmalar var. Dolayısıyla bu ihale açtık. O ihalenin sonucunda kazanan firmayla Nevita firması kazandı. Onunla devam ediyoruz. Her konuda da şimdi mekanik, elektrik gibi konuları var. Bunların hepsinde ihaleye çıkacağız ve ihaleyi kazanan firmayla devam edeceğiz. Tamam, şeffaf. Yani buradaki şeffaflığı ve ihaleleri de açık yapıyoruz. Şeffaflığı hiç, çünkü bizim sözümüz yani bundan dönmemiz mümkün değil. Burada Erdem Timur'un ve Nef İnşaat'ın katkısı çok büyük, şu manada büyük. Bir defa yapılan işi, evet taşeron işi yapacak ama işi kontrol eden, devam eden de bir ikinci göz var. Bizim
proje kontrol firmalarıyla da ihaleye çıktık. Orada da proje kontrol firmalarından birisiyle de anlaştık. Bunların hepsinin üzerinde de Erden Timur'un ve Nef İnşaat'ın ekibiyle de ikinci bir kontrolden geçiyoruz. Ayrıca buradan kendisine bir teşekkür gönderiyorum. Çünkü buradaki finansman kolaylığı Erden Timur tarafından şey yapılıyor. Kendisi büyük bir özveriyle buranın finansmanını sağlıyor. Büyük katkı veriyor finansman açısından. Onun için yaklaşık 150 milyon TL'ye varan bir yatırım yapacağız Mecidiyeköy'de. Harcama yapmamız lazım. Bunun büyük kısmını Erden Bey üstleniyor. Bizim kulüp olarak, yönetim kurulu olarak desteğimiz daha çok sponsorluklar çerçevesinde. Örneğin bir klima cihazlarını veyahut da seramik gibi, efendim beyaz eşya veyahut da vitrifiye malzeme gibi malzemeleri sponsorluk çerçevesinde elde edeceğiz. Gerisinde Erden Timur kulübe bu konuda yardımcı olacak, destekleyecek, bağışlayacak. Şimdi çıktığımız lansmanda biz %70'ini çıktık. Gayrimenkulün %70'ini. Çünkü özellikle yaptığımız basın toplantısından sonra Nevi Tale yaptınız basın. Talep topladık. Ya muazzam bir şey vardı, talep vardı. Bu talebe karşılık dedik ya biz bunun hepsini çıkmayalım. İki kademede yapalım. Evet, bir fiyatla çıkıyoruz. Bu fiyatı şu anda sağlayalım ama bir kısmını da elde tutalım. Daha yukarı bir daha iyi daha yukarıda olursa, bir fiyatta tabii, satma şansımız da sakın kaybetmeyelim. %70'i aşağı yukarı 134 parça gayrimenkulden ibaretti ve bir saat içinde bitti. Gelir ne kadar oldu? Efendim? Gelir ne kadar oldu? Geliri şu anda hesaplamalar yapılıyor. Çünkü büyüklüğüne, küçüklüğüne, 134 evet, parçanın hepsi aynı büyüklükte değil. Özellikle %30'unu, çünkü biz bir yabancıya satışı da hedefliyoruz. Özellikle yabancı satışına esas olacak parçaları tuttuk, satmadık. Çünkü o bir süreç alacak. Çünkü lansmana gelen bir sürü yabancı ajans vardı. Evet. Onlara da duyurmuştuk. Onlar da projeyi yakından görmek için geldiler. Dolayısıyla bu %30'luk kısım daha çok yabancılara hitap edecek kısım. Bu %70'lik kısmından 1 milyar TL'nin üzerinde bir gelir bekliyoruz. Yani bu kuruşuna kadar, yani bir hafta içinde biz bildiririz. Yani medyaya yansıyan o 1 milyarın üzerindeki 1 milyarın üzerinde, yani kesin. Rakamlar tatmin edici boyutta o zaman. Tabii, düşündüğümüz rakamları aldık. Evet. Hatta üstünde, biraz da üzerinde, biraz daha düşer mi diye. Hayır, üzerinde aldık. Ayrıca %30'u var geride, yani dairelerin. Evet. Ayrıca Erden Bey'in uluslararası piyasadaki ve iç piyasadaki bilinirliği çok önemli. Erden Bey'in verdiği destek, şimdi insanlar şunu düşünebilir yani Erden Bey niye de? Evet, Erden Bey çok iyi bir Galatasaraylı. Benim ilk başkanlığım döneminde ben sponsor yaptım. Ne zaman? 15 Temmuz kalkışmasından sonra. Hain darbenin. Hemen akabinde, iki gün sonra, o gün piyasalar sinmişti, korkmuştu. Evet. Ben de rica ettim kendisine, geldi bizim forma sponsorumuz. Evet. Ondan sonraki periyotta da hiç elini Galatasaray'dan çekmedi. Benim dönemimde hep vardı. Benden sonra merhum Mustafa Cengiz Başkan döneminde de gene vardı. Yani sadece formada kalarak değil, basketbola da şey yapıp, evet, basketbol, transfer dönemlerinde... Tabii. Katkı vererek, finansal katkı vererek, ya yani bağışlama suretiyle hep vardı. Dolayısıyla ona da buradan büyük bir teşekkür gönderiyorum. Bu kadar güçlü partnerleriniz olduğu zaman hiçbir projeden çekinmezsiniz. Yani her şey Galatasaray'ın menfaatleri doğrultusunda planlanıyor ve daha önce biz seçilmeden önce genel kurulda anlattığımız gibi Galatasaray'ın mali bağımsızlığını yakalamak üzere bu projeleri yapmak zorundayız. Bu Galatasaray'ın ortaya koyduğu projelerin motoru. Nasıl motoru?
Örneğin Kemerburgaz'ı yapıyoruz şimdi. İnşaat devam ediyor. İnşaata başladık. Yani çok yakında da temel atma töreni yine üyelerimizle beraber buluşarak temel atma törenini sağlayacağız, yapacağız. Şimdi oradaki projemizde öngörülen fizibiliteye göre harcanacak para da yaklaşık 150 milyon TL. Şimdi orada da aynı Mecidiyeköy'de yaptığımız gibi ihale yaptık. İhalenin sonucuna bağlı olarak bir firma orada çalışıyor. Fakat işi kontrol eden, asist eden proje kontrol firmasının dışında gene Erdem Timur'da, Nef İnşaat da orada. Gene orada aynı, yine gene bir şey Mecidiyeköy'de evet. sağladığı kolaylıkların aynısını yine 150 milyon TL mertebesinde Kemerburgaz'a da sağlayacak. Yani şimdi dolayısıyla Nef İnşaat gerçekten Türkiye'de en önde gelen gayrimenkul firmalarından bir tanesi. Yaklaşık 23 milyar TL'yi bulan bir aktif büyüklüğü var. Dolayısıyla bu projeler Erdem Bey için, Nef İnşaat için çok büyük projeler değil. Ve çok iyi bir Galatasaraylı olması da bu projelere verdiği destekle zaten görülüyor. Şimdi bizim takip eden projemiz, bundan sonraki projemiz Kemerburgaz. Demin ifade ettim, yakında temel atma törenini yapacağız. Kemerburgaz'a Florya'daki Metin Oktay tesisini taşımak üzere evet. harekete geçiyoruz. Peki Florya'daki Metin Oktay tesislerini niye taşıyorsun kardeşim? Kemerburgaz'a neye ihtiyaç var? Orada zaten bir tesis var denebilir. İki tane husus var. Birinci ve en önemli husus, artık Florya'daki Metin Oktay tesisleri bugünün koşullarında Galatasaray Spor Kulübü'ne hizmet verebilecek bir tesis değil. Fiziki anlamda. Fiziki yetersiz anlamda. Yetersiz o. Sıkışıklanmış. Yani bundan 45 sene evvel yapılmış bir tesisi düşünün. O gün bu tesisi yapanların hepsine buradan abilerimize bir teşekkür gönderiyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Yapıldığı gün yani en önemli, Türkiye'deki en önemli futbol tesisiydi. Çim sahalarıyla, evet. şeyiyle yani Derval dönemini hatırlayın. Çok önemliydi. Onlara sonsuz teşekkürlerimi gönderiyorum. Fakat futbol hem ekonomik boyutu itibariyle hem de şekilen çok farklı bir düzeye geldi. Burada işte altyapımız var. Altyapımızda gençlerimize önem veriyoruz. Onların yetişmesi için, onların kulübe ve Türk sporuna destek vermesi için bir sürü çabamız var. Onların eğitileceği alanların da günümüzün koşullarına uygun olması lazım. Florya'daki sıkışmışlık, Florya'daki güncel olamama sorununu biz Kemerburgaz'da çözmeye karar verdik. Bu birinci şey. Evet. İkinci husus, Florya çok önemli bir merkez haline geldi. Çok değerlendi daha doğrusu. Tabii, ekonomik değeri de evet, yükseldi Florya'daki arsanın. Öyle olunca o zaman şunu düşünmek lazım. Zaten Kemerburgaz'ı yapıyoruz. Kemerburgaz'ın diğer bir özelliği de stada 5 dakika. Maç günü Florya'dan çıktığınız zaman bir saatten evvel eskortla anca gelebiliyorsunuz. Yani sporcunun bir saat otobüs olmasına içinde rağmen, tabii, yani yolculuk ettiğini düşünün. Burası 5 dakika. Florya'nın ekonomik büyüklüğü ortada. O zaman şunu düşünmek lazım. Biz Florya'yı da geliştirmek suretiyle Galatasaray'ın önümüzdeki yıllarında yaşayacağı finansal rahatlığı da beraberinde getirelim diye düşündük. Bunun için Florya normalde 80 dönüm bir arsa. Bunun 20 dönümü Galatasaray'ın tapulu malı. 20 dönümü Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nden sadece spor yapmak üzere kiralanmış bir yer. 40 dönümü de emlak konut firmasına ait, onların tapusunda olan bir gayrimenkul. Biz daha önce geliştirdiğimiz projelerle bu Kemerburgaz'a taşınma işini gündeme getirdikten sonra emlak konuta şu teklifi götürdük. Dedik ki arkadaş, burayı bize sat. Buranın ekonomik getirisini Galatasaray Kulübü bundan faydalansın dedik. Ve bu teklifimize sıcak baktılar. Bu teklifi geliştirdik. Şu anda 40 dönüm emlak konut arsasında alınması suretiyle Galatasaray 60 dönüm üzerinde bir geliştirme yapacak. Şurasını çok iyi vurgulamak istiyorum.
bazen kavram kargaşası oluyor. Galatasaray'ın gayrimenkullerini satıyor deniyor. Hayır. Bunu reddediyoruz. Böyle bir tavrımız yok. Bizim yaptığımız iş Galatasaray'ın sahibi olduğu gayrimenkulleri geliştirmek suretiyle Galatasaray'a çok daha büyük katkı sağlamasını, finansal bağımsızlığını sağlamasına çalışıyoruz. Aksi takdirde Galatasaray'ın gayrimenkullerinin hepsini bugünkü şekliyle satsanız sizin bugün Bankalar Birliği'ne olan borcunuzu ödemeye yetmiyor. Ama bunu geliştirirseniz, geliştirdiğimiz zaman bütün bu yani bahsettiğim işte Florya, Mecidiyeköy, Kemer bu projelerin hayata geçmesine müteakip Galatasaray yaklaşık 10 milyar civarında bir fona masraflar çıktıktan sonra kavuşacak. Bakın hep futbol konuşuyoruz ama Galatasaray yaklaşık 17 amatör branşta hizmet veren bir spor kulübü. Misyonumuzun içinde bu amatör sporlar önemli bir yer arz ediyor. Şimdi basketbolu başka bir yerde oynuyoruz, kadın basketbolu başka bir yerde oynuyoruz. Voleybol felekte yüzme yapıyoruz, evet. Kalamış'ta su topu yapıyoruz. Böyle bir yani judoyu Anadolu Hisarı'nda evet. yapıyoruz. Yani bu dağılmışlığın önüne geçmek için yapacağımız salon projesi hem yüzmeyi, salon sporlarını, voleybolu ve basketbolu tek bir merkezde toplamaya yönelik bir proje. Çok yakında bu projeyi de açıklayacağız. Bu Galatasaray'ın sürpriz projelerinden bir tanesi. Bugün size nerede, nasıl yapacağımız konusunda herhangi bir şey söylemiyorum. Nerede olacağı ama. Belli, nasıl yapılacağı her şey belli. Onu da yine üyelerimize böyle bir tanıtımla sürpriz bir şekilde yani bu bahsettiğim proje yani çok net söyleyebilirim. Galatasaray'ın önümüzdeki 25 yılını yapacak bir proje. Onun için çok kısa bir süre sonra bu projeyi de açıklayacağız. Eğer biz bir spor kulübüysek, eğer biz yani Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşuysak, bizim her iki manada da görevlerimiz var. Sporu, sporcuyu destekleyeceğiz, onlara imkan yaratacağız. Yani Türk çocuklarına, Türkiye'de yaşayan gençlere spor yapma imkanını sağlamak için bir defa tesisleşme şart. İkincisi, bir sivil toplum kuruluşu olmamızın getirdiği yükümlülükler var. Sporu sevdirirken ülke çerçevesinde birlik ve beraberliği de gündeme getirmemiz lazım. Bugün ülke çapında da buna ihtiyaç olduğunu hissediyorum. Evet. Onun için biz Galatasaray Spor Kulübü olarak bu görevimizin bilincindeyiz ve bu manada da Türk gençliğine hizmet etmekten hiçbir zaman da yorulmuyoruz. Bu 2.2 milyar TL borca Galatasaray günde yaklaşık 1 milyon lira faiz ödüyor. Çok ciddi bir rakam. Çok ciddi evet. bir rakam. Yani gün sabah oluyor, akşam oluyor 1 milyon lira gitti. Evet. Bundan sürdüremezsiniz yani. Şimdi Galatasaray olmazsanız ne olursanız olun bunu devam ettiremezsiniz. Biz özellikle hep söylediğim gibi şeyden bu finansal boyutu itibariyle Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak istiyoruz. Onun için her yerde özellikle şunu defalarca vurguluyorum. Kulüpler Birliği Vakfı'nda da konuşurken vurguluyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nı ziyarete gittiğimiz yerde de vurguladım. Dedim ki ben özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızı anlatırken projelerimize büyük destek veriyor. Ona da teşekkür ediyorum. Anlatırken ben para pul istemiyorum. Galatasaray Spor Kulübü olarak projelerime destek istiyorum. Projelerime destek verin. Ben bu projeleri hayata geçirmek suretiyle sadece Galatasaray'ın bugününü değil, önümüzdeki dönemi de şey yapacağım. Bu suretle projelerin bize anlatma fırsatımız oldu. Özellikle Murat Kurum Bakan nezdinde de anlattık. Ona da teşekkür ediyorum. Biz bu projeleri anlatırken bu manada da destek istedik kendilerinden.
Ve bu desteğe bağlı olarak da projelerimizin devamını sağlıyoruz. Onların desteği de çok önemliydi. Cristiano Ronaldo'yu hangi hoca veya hangi yönetim kadrosunu almak istemez? Sadece futboluyla değil. Uluslararası şöhreti, ünüyle, yani ülkeye, tecrübesi, kulübe sağlayacağı getirilerle falan. Öyle bir şey, hayır ben Ronaldo'yu istemiyorum diyemezsiniz. Ama bir de bunun şöyle bir yönü de var. Yani dünya yıldızı olmuş, dünya yani yaşamış en önemli futbolculardan, birkaç futbolcudan bir tanesi olan bir kişiyi ben bunu istemiyorum diyerek, yani onun şeyini küçültmek ya da böyle bir şey olmaz. Biz öyle demiyoruz, evet. Elbette ki isteriz. Fakat koşullar, yani evet, dünya, yani futbol ekonomisinin getirdiği koşullar çerçevesinde Cristiano Ronaldo'nun bir Galatasaray'la oynamasını gerektirecek mali yapıya sahip miyiz, değil miyiz, ona bakmak lazım. O itibarla ben bugün böyle bir Galatasaray'ın böyle bir imkanı olma. Elbette ki tabii bu yakıştırma nereden geliyor biliyor musunuz? Şimdi Cristiano Ronaldo en büyük, yani en önemli bir iki futbolcudan birisi. Millet bunu Galatasaray'a yakıştırıyor. Çünkü Galatasaray'da bir dünya markası ve Türkiye'deki en önemli futbol markası olduğu için Cristiano Ronaldo ile Galatasaray'ın isminin beraber anılması son derece olası. Ama bizim koşullarımız, yani onun beklentisini karşılayacak nitelikte olduğunu düşünmüyorum. Çok güzel bir hazırlık dönemi geçirdik. Bu 45 gün arada takımın yaptığı kamp, kamptaki görüntüler, kamptaki arkadaşlık duyguları ve çalışma azmi, özellikle Okan Hoca'nın yarattığı oradaki sevgi ve arkadaşlık durumu takımı çok etkiledi. Ben kampa, Antalya kampına gittim. Oradaki havayı gördüm. Çok güzel bir tesiste kaldık. Çok iyi hizmet aldık tesiste. Çok keyifli bir kamp dönemi geçirdik. Bu kamp döneminin Galatasaray'ın performansını bir tık daha yukarı çıkaracağını düşünüyorum. Özellikle ligler başladıktan sonra. Herkes ya işte en üst seviyeye çıktık, oradan geri mi geliriz falan diyor. Böyle bir şey yok. Galatasaray bu kamp döneminden, kamp dönemini çok iyi geçirmiştir. Dolayısıyla bundan sonraki performansı da bugün, yani ligin bıraktığımız yerden biraz daha üstünde olacaktır. Birçok oyuncumuzda teklif var. Sadece onlara değil. Hem devre arasında iyi bir teklif olursa değerlendirmeyi düşünür müsünüz? Yoksa kadroyu muhafaza mı etmek istersiniz? Valla şu anda bizim hiçbir oyuncuyu satma gibi bir niyetimiz yok. Çok iyi bir kadromuz var ve şampiyonluğa gidiyoruz. Özellikle Cumhuriyet'in 100. yılında ki şampiyonluğu çok değerli görüyoruz ve bu dönemde de şampiyon olmak istiyoruz. Onun için herhangi bir oyuncumuzu satma gibi bir niyetimiz yok. Tabii bu şu anlamda, yani yapılacak tekliflerin, dediğim gibi sadece Sasha ve Nelson'a yapılan teklif değil. Yani bunun yanında yani 3-4 oyuncumuza daha teklif var. Çünkü kadro o kadar güzel bir kadro ki performansı da çok şey. Tabii tekliflerin gelmesi son derece doğal. Ama biz şu anda herhangi birisini satmayı düşünmüyoruz. Dolayısıyla şampiyonluk yolunda bu kadroyla devam edeceğiz. Elbette ki teknik heyetin verdiği rapor doğrultusunda eğer eksiklerimiz varsa, öyle bir öngörü varsa ondan değerlendirmeyi alırız. Çünkü şampiyonluk yolunda herhangi bir arızaya uğramak istemiyoruz. Şimdi bu sezon lig de biraz çekişmeli geçiyor. Çünkü az önce bahsettim, lig de çekişmeli geçiyor. Evet. 14 hafta geride kaldı ama takımın ya yani üst zirvenin üst tarafı bayağı puanlar birbirine yakın. Nasıl bir yarış bekliyorsunuz? Çünkü belirttiğiniz gibi Cumhuriyet'in 100. yılında birçok kulüp şampiyon olmak isteyecektir. Yarışı nasıl görüyorsunuz? Galatasaray'ın şansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi tabii her kulüp için çok önemli. Özellikle Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız önümüzdeki sene. Bunu şampiyonluk kutlamalarıyla falan beraber bezemek son derece anlamlı olur. Rakiplerimiz de aynı amacı güdüyorlar. Dolayısıyla lige verilen önem, ligin maçlarının keyfi bu manada daha da artıyor. Ben çok güzel bir yarış olacağını düşünüyorum. Ama tabii bu yarışın
centilmence sahada olması çok önemli. Hiç kimsenin kafasında soru işareti kalmaması lazım. Liglerin oynanmasıyla, yönetilmesiyle ilgili herhangi bir sorunun olmaması lazım. Benim ümidim bundan sonraki dönemde inşallah sporda, futbolda da bu iklimi yakalarız. Ve çok adil, çok centilmence bir lig bitiririz. Sonunda da inşallah Galatasaray şampiyon olacak. Futbol sahada oynanan ve bir şov olduğunu düşünürsek herkesin şu amacı olması lazım. En iyi şovu, yani taraftarları en fazla tatmin edecek görsel manada bir oyunu ortaya koyması lazım. Kulüplerin arayışının en iyi futbolu nasıl oynarım, en iyi taraftarlarımızı en iyi şekilde nasıl tatmin ederim, onlara en keyifli maçları nasıl izletirim gibi bir amacı olması lazım. Bu amaca giderken, efendim şunu yapamazsın, şunu alamazsın, şu sayıyı, yani böyle sınırlamaların, yani futbola, özellikle Türk futboluna hiçbir faydası yok. Bakın Türk futbolunda en başarılı dönemler, bu kıstasların, bu yaklaşımların olmadığı dönemler. Birçok futbolcumuz bu yasakların olmadığı dönemde yurt dışında, Avrupa'da özellikle takımlara transfer olmuşlar, performanslarını orada sergilemeye başlamışlar. Ne var yani şimdi biz burada Ali Sami Yen'de dünya yıldızlarını bol miktarda seyretsek, gençlerimizin bu harmanlamadan öğreneceği bir şey yok mu yani? Onun için biz Galatasaray olarak yabancı sınırlamasına karşıyız. Ama diğer takımlar açısından da baktığımız zaman, yani diğer Anadolu'daki takımlar açısından baktığımızda, bütçesi daha düşük olan takımlar açısından baktığımız zaman da şu gerçeklik ortaya çıkıyor. Düşünün, bir Anadolu takımı bütçesi bizim bütçemizden daha az olabilir. Bu da bizle yarışmak için bir takım kuracak. Ya bırakın, bu dünya futbol havuzundan istediği kadar futbolcu alsın ki yani yarış son derece keyifli olsun. İkincisi, kısıtlama getirin. Şimdi sahada işte üçte yabancı olmak, Türk olmak zorunluluğu var falan. Bir anda Türk futbolcuların değeri de çok yüksek seviyelere çıkıyor. Çünkü bu kısıtlama mecburiyetlerin getirdiği şeylerin kulüplerin yönetiminde yarattığı sıkıntıların başında bu da geliyor. Onun için ben diyorum ki evet, Türk futbolcusu bizim futbolcumuz. Eğer performansı zaten iyi seviyedeyse zaten oynatacak. Zaten oynar. Seve seve. Ama performansı yani çünkü biz bir Avrupa yani UEFA üyesi bir ülkeyiz. Dolayısıyla bizim yarıştığımız takımlar işte İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya, İtalya ile yarışıyoruz. Biz de seviyemizi oraya taşımak için yerlisi ise yerlisi, yabancı ile yabancı. Bunlardan meydana getirilmiş bir takımla başarıya odaklı oynamamız lazım. Sınırlama şu, şunu yap, bunu yapma. Ve en basit bir şeyini söyleyeyim. Yusuf Demir. Türk oğlu, Türk bir futbolcu. Öyle kondisyonlar, öyle şartlar getirmişiz ki Türk oğlu, Türk bir futbolcu oynayamıyor. Türk statüsünde oynayamıyor. Ya biraz insaflı olmak lazım. Yani bu kuralları koyduğumuz gibi kaldırmasını da bilmemiz lazım. Yani Yusuf Demir'in Türk futboluna, Türk milli takıma kazandırılmasında kimin ne zararı olabilir? Kimin ne zararı olur? Şekil şartı gelmiş, efendim 4 maç orada oynarsa bilmem nerede, burada oynayamaz. Niye? Niye? Her türlü yani kimliği itibariyle, her türlü Türkiye'deki Türk olmanın getirdiği haklardan istifade ederken, efendim ama futbol her şeyi yapabilir, bir tek futbol oynayamaz. Diğer kulüplerin yaklaşımı nasıl başkanım? Destek veriyorlar mı size? Özellikle kulüpler büyük gibi. Bir çoğunluk, yani bu yabancı kısıtlaması evet, için tabii. Soruyorsun.
%90'ı diyebilirim. Bu konuda işte şimdi yani diğer takımlar için de aynı. Yani benim çektiğim sıkıntı, diğer takımlar bu sıkıntıyı çekmiyor manası çıkmaz ki burada. Evet. Özellikle düşük bütçeli takımların yani bir Karagümrük'e bakın, yani bir Kasımpaşa'ya bakın. Bunlar getirdiği yabancı futbolcuları burada oynatıp yani daha yüksek değerlere satmak. Yani dünya ekonomisinin getirdiği nimetlerden herkesin istifade etmesi lazım. Buna sınırlama getirmenin anlamı yok. Onu söyleyeyim. Başkanım, tabii projelerinizi anlattınız, futbola değindik ama asıl unsura değinmeden geçmememiz gerekiyor. Galatasaray taraftarı. Zira bu sene ortalamalara baktığımızda stadyumları en fazla dolduran takım taraftarı olarak Galatasaray'ı görüyoruz. Kombineler neredeyse tamamen satıldı. Yüksek taraftar ortalamasıyla maçların birçoğu oynanıyor. Son olarak taraftarlara ve camiaya mesajınızı alarak programı sonlandıralım. Evet. Şimdi Galatasaray'ın taraftarı çok özel. Çünkü Galatasaray'ın geldiği seviyeye bakarsanız, Galatasaray'ın elde ettiği başarılara bakarsanız, burada taraftarın etkisi ön planda geliyor. Evet, futbolcu sahada oynuyor ama 12. adam olarak onun tribünde desteyen de bir çok sadık bir taraftarı var. Bu taraftarla biz UEFA Kupası'nı aldık. Bu taraftarla biz Süper Kupa'yı sahibi olduk. Bu taraftarla biz şampiyonluklarımızı en üst seviyeye çıkardık. En çok şampiyon olan takımız. Nasıl oluyor bu? Taraftarın olmadığı bir şey düşünebiliyor musunuz? Ve seyir zevkini getiren de taraftar. Yani şu stadın 50 bin kişi, 52 bin kişi buraya dolduğu zamanki ambiyansı biliyorsunuz. Evet. Bu kadar keyifli, bu kadar 50 bin kişinin bir araya, 50 bin Galatasaraylı'nın bir araya geldiği bir ortamı düşünün. Buradaki söylemlerimiz, şarkılarımız, işte bizim yarattığımız bu 50 bin kişiyi stadyumlarda bir araya getirebiliyorsak, burada Galatasaray'ı sevmenin çok büyük rolü olduğunu düşünüyorum. Ve yönetimlerin görevi de bu iklimin devam etmesi için gereken şartları sağlamak. Benim taraftarım çok kıymetlidir. Ben buradan hepsine selam gönderiyorum ve bugüne kadar bizi hem bir yönetim olarak hem de takım olarak büyük bir destek verdiler. Bizim hem bu projelerimi yapmamız için, hem şampiyonluklara gitmemiz için, sadece futbolda değil, diğer amatör branşlarda da bizden desteğini eksik etmesinler. Onların bizi destekleri çok önemli. Bize verdikleri güç çok önemli. Bizim başarılı olmamızda onların fonksiyonu çok fazla. Onlara tekrar selamlarımı gönderiyorum buradan. Ve bize desteklerinin de hiç yılmadan artarak devam etmesini istiyorum. Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Dursun Özbek'ti. Yeni bir programda görüşmek dileğiyle.